Selam arkadaşlar, konumuz Türk dilinin tarihi gelişimi. Türk dilinin tarihi gelişimini 5 dönem halinde inceliyoruz. Karanlık dönem, eski Türkçe dönemi, orta Türkçe dönemi, yeni Türkçe dönemi ve çağdaş Türkçe dönemi. Değerli öğrencilerimiz, Bilgin Olsun Öğretim'e hoş geldiniz. Dersimizi izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Karanlık dönem, henüz yazının kullanılmadığı, yazının bilinmediği dönemdir. Ana Altayca bu dönemde yer alır. Yani Türkçe, Moğolca, Tunguzca, Korece ve Japonca'nın ortak olduğu dönemdir. İlk Türkçe döneminde ise Türkçe bağımsız bir dil özelliği gösterir. Çuvaşça ve Yakutça lehçeleri de bu dönemde oluşmuştur. Eski Türkçe dönemi, Türkçe yazılı ürünlerin verilmeye başlandığı dönemdir. Göktürkçe, Uygurca ve Karahanlıca dönemlerini kapsar. 8. yüzyıldan 13. yüzyıllara kadar süren dönemdir eski Türkçe dönemi. 8. yüzyılda Göktürklerin ilk yazılı ürünleri olan Orhun yazıtlarını, diğer adıyla Göktürk kitabelerini ortaya koymasıyla başlatılır bu dönem. Uygur metinlerinin verildiği ikinci dönem karşımıza çıkar. Burada altın yarık, ırk bitik, sekiz yükmek gibi genellikle dini içerikli metinleri ve Kalyanam Kara Papam Kara hikayesi gibi ahlaki metinleri görüyoruz. Daha sonra da Müslümanlığı ilk kabul eden Karahanlılar dönemi başlar. Karahanlılar döneminde de Kutat Gubilik, Divan Lügati Türk, Atabetül Akayık, Divan-ı Hikmet gibi eserler verilmiştir. Orta Türkçe dönemi 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasındaki dönemdir. Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Aşık Paşa bu dönem sanatçılarıdır. Bu dönemde Türkçe iki koldan ilerler. Birincisi Batı Türkçesi, diğeri de Kuzeydoğu Türkçesi olmak üzere. Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak 3 döneme ayrılır. 4. dönem Yeni Türkçe dönemidir. 15. yüzyılla 20. yüzyıl arasındaki dönemdir bu dönem. Anadolu, Rumeli, Kırım, Suriye, Irak ve Kuzey Afrika'da kullanılan dil Osmanlıcadır bu dönemde. Doğu'da kullanılan dil ise Çağatayca'dır. Çağatay edebiyatının en önemli şairi ise Ali Şir Nevai'dir. 5. olarak Çağdaş Türkçe dönemi yer alır. Bu dönem 20. yüzyılın başından günümüze kadar devam eden dönemdir. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in 1911'de Genç Kalemler dergisindeki Yeni Lisan makalesiyle başlar ve 1928'de Latin harflerinin kabulüyle ikinci evresine girer. Bu dönemin batıda yer alan bölümünde Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, doğuda yer alan bölümünde ise Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Uygur Türkçesi ve Tatar Türkçesi yer almaktadır. Bilgin olsun öğretimde, hızlı değişen müfredata göre yenilenmiş ders anlatımları, yeni nesil soru çözüm teknikleri, sağlam, güvenilir ve etkili bilgi, önemli öneriler, ipuçları ve püf noktaları, her hafta eklenen yeni video içerikleri sizleri bekliyor.